Şimdi riskli gebelikler kavramı çok eski bir kavram değil aslında. Yani bundan bin yıl öncesindeki gebeliklerle şimdisi arasında risklerde bir yaklaşmalar var. Ama bu kavram Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaklaşık 40 yıl önce tarif edildi. Ve de artık çok yerleşti. Bütün ülkelerde yerleşti. Tarife göre istatistiki bilgi olarak gebeliklerin %25'inde herhangi bir risk faktörü olabiliyor. Bu risk faktörü anne kaynaklı olabiliyor veya bebek kaynaklı olabiliyor. Bu risk faktörü bu gebeliğe has olabiliyor, önceki gebeliğinden getirdiği bir risk faktörü olabiliyor. Veya annenin kendi sağlık statüsüne göre bir risk faktörü olabiliyor. Ya da oluşmuş embriyoya bağlı bir risk faktörü olabiliyor. Yani her şey günlük güneşlik giderken annede her şey uygun, bebeğin yuvalanacağı her yer uygun ama oluşan bebekte çok ufak bir değişiklikle bir risk faktörü doğabiliyor. Onun için riskli gebelikleri anne kaynaklı, bebek kaynaklı, önceki gebelik kaynaklı ve bu gebelik kaynaklı gibi basit bölümlere ayırabiliriz. Örneğin anne kaynaklı risk faktörü ne olabilir? Annenin hipertansiyon yani kan basıncının yüksek olan bir anne olması. Annenin şeker hastalığına yatkın olması. Annenin tiroid hastalığına yatkın veya bu hastalığı taşıyor olması. Annenin aşırı kilolu olması. Annenin çok genç olması. Hani bu genç yaştaki evliliklere karşı çıkıyoruz ya bunların temeli sosyal olarak bir temelinde karşıtlık olmakla birlikte tıbbi olarak da büyük karşıtlıklarımız var. Aynı şekilde anne yaşının gereğinden fazla ileri olması. Annenin sosyoekonomik statüsü nedeniyle beslenme, yaşama, dinlenme zorlukları göstermesi. Bunların hepsi bir maternal kaynak olabilir. Ayrıca bebeğin yerleşeceği anne unsuru olan rahime bağlı da bazı problemler olabilir. Rahimin şekil bozuklukları, rahimin uğurları, rahim ağzıyla ilgili problemler, bunların hepsi de yine anne kaynaklı bozukluklar içinde sayılabilir. Bebek kaynaklı bozukluklara gelince, bebeğin genetik oluşumunu bir kenara bırakır isek, bebekte büyüme gelişmeye bağlı belirgin bazı sorunları olabilir, bebeğin yapısal sorunları olabilir, genetiği normaldir, düzgün büyüyordur ama bebeğin mesela kafa kemikleri oluşmamıştır. Büyük bir sorun. Bebeğin kalbinde her şey güzel gidiyordur, güzel büyüyordur ama bebeğin kalbindeki karıncıklardan biri yoktur gibi. Bunlar da normal başlayıp ama organ gelişmesine bağlı ortaya çıkan risklerdir. Annede hiçbir risk olmadığı halde, bebeğin büyümesinde bir risk olmadığı halde oluşumuna bağlı bazı problemler olabilir. Ya da bebekte öyle bir problem vardır ki bu riski bazen anne karnında tahmin edebiliyoruz kromozom bozukluklarına bağlı. Bebekte organların çalışmasına bağlı bozukluklar olacaktır. Ne kadar araştırırsak araştıralım, anne karnında gelişmiş metotlarla gözünü görebildiğimiz bebeğin göreceğini bilmiyoruz. Kulağını gördüğümüz bebeğin kulağının duyacağını bilmiyoruz. Tamam bebeğin bacağı, adres, kemiği açtım ama o bebek yürüyecek mi? Değil mi? O bebek konuşacak mı? Böyle şeyleri de bilemiyoruz. Yani anne karnında da bildiğimiz hastalıklar bebek açısından biraz yüksek riskli yaklaşım, perinatoloji yaklaşımı yapsak bile hepsini ayırt edebiliyor değiliz. Oluyor. Şöyle, gebelik takiplerinde biliyorsunuz her ülkenin kendi belirlediği bazı takip aralıkları var. 40 haftalık gebeliğin bazı takip aralıkları var. Belirlenen risk faktörüne göre bu takip aralıkları 4, 3, 2, 1 hafta veya haftada 2'ye bile çıkan sıklıkta takip aralıkları olabiliyor. Bunlar tabii her seferinde aynı metotla takip ediliyor değil ama hastalık yok, hasta var. Onun içinde hasta olan bebek varsa ona göre bireysel bir protokol belirliyoruz ve o takipleri o şartlar altında yapıyoruz.